Kanal D ekranlarının kısa sürede oldukça sevilen dizisi Camdaki Kızın gerçek hayat hikayesini dinlemek ister misiniz? Ekranlara uyarlanarak gerçek hikayenin senaryolaştırılıp izleyiciye aktarılmasından dolayı hikaye izlenildiği gibi değildir aslında. Biliyorsunuz, bu Camdaki Kız hikayesi bir kitaptan alıntıdır. Sizlere Camdaki Kız isimli kitabın, yani güzel romanın özetinden bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, Camdaki Kız isimli kitabın yazarı Gülseren Buğdaycıoğlu. Bu ismi ilk defa duymamış olsanız gerek. Çünkü hala gösterimde olan ve sevilerek izlenen Yalı Çapkını isimli dizinin de alıntı yapıldığı kitap yine Gülseren Buğdaycıoğlu'na ait. Camdaki Kız isimli eserini 2019 yılında yayınlamış ve Doğan Kitapçılık'tan çıkmış. Sayfa sayısı 352. Kitabın özetine geçersek, küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin giden Nalan, bir gün zorla bir psikiyatri kliniğine getirilir. Onu buraya getiren, 7 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri'dir. Hayri Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söyleyince, Nalan'ın bütün dünyası yıkılmış, krizler geçirerek intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Geldiği her seansta doktoruna bütün hayat hikayesini yavaş yavaş anlatır Nalan. Başta Hayri ile olan ilişkisini ve Hayri'nin onu terk etmesinden ne kadar korktuğunu anlatır. Bir iç mimar olan Nalan, şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlenir. Her ne kadar kayınvalidesi ve kayınpeder onu her zaman desteklese de, onlarla arasında bir sorunu olmasa da, kocası ona hiçbir zaman sevgi, şefkat gibi duygular göstermez. Aklı sadece son moda şık kıyafetler giymek, en güzel yerlerde gezmek, lüks arabalar almak, arkadaşlarıyla takılmak ve babasından gizli kumar oynamak olan Sedat, Nalan'ın kendisine gösterdiği yakınlığa karşılık vermez. Hamileliği ve bebeğini kaybetmesinin ardından ağır bir depresyona girer ve bir süre işten ayrılır. Bu arada anne ve babasını da kaybeder. Bir zaman sonra kayınbiraderinin desteğiyle tekrar işe döner Nalan. Şoförlüğü ve korumalığını yapması için emrine şirkette çalışan Hayri verilir. Hayri'nin uzun zamandır Nalan'da gözü vardır. Onun bu ruh halini de fırsat bilerek onu elde etmek için her şeyi yapar. Zaten sevgiye, ilgiye aç olan Nalan bir süre sonra Hayri'den çok etkilenir. Ama evliyken böyle bir ilişki yaşamayacak kadar da namuslu olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yılı sürecek olan bir ilişkiye başlar. Bu arada Hayri evli ve 3 çocuk babasıdır. Karısı Türkan köydeki kuma hayatına alışkın olduğu için Nalan'ı kolayca kabullenir. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını istemez. Bir gün karısını ve çocuklarını Nalan'la tanıştırır Hayri. Türkan Nalan'ı çok sever. Sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli hanım bir kadındır. O yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz. Nalan her seansa geldiğinde doktoru onda Hayri'nin kendisini terk etmesi korkusundan başka çocukluğunda yaşadığı ağır travmalar olduğunu fark eder. Uzun bir zaman sonra Nalan yaşadığı çocukluk acılarını, korkularını da anlatır. Anne ve baba dediği kişilerin aslında anneannesi ve dedesi olduğunu, annesinin ortaokul yıllarındayken yanlarına gelen küçük dayısı tarafından hamile kaldığını ve kendisini doğururken öldüğünü gözyaşları içinde anlatır doktora. Anneannesi ve dedesi onu yanlarına alıp en güzel okullarda lüks bir hayat içinde yaşatmış. Ama kendi yaşadıkları acı ve utanç yüzünden onu asla sevmemişler. Bir kez olsun başını bile okşamamışlardır. Nalan
bütün bunları evlendikten sonra babası öldüğünde öğrenmiş ve yaşadığı onca acının üstüne bir de bu eklenmiştir. Bütün bunlardan sonra hayatına giren fakir, cahil bir köylü çocuğu olan Hayri, ona hayatı boyunca ne ailesinden ne de kocasından görmediği sevgiyi, şefkati, aşkı yaşatır. Hayri kendini bir aşk adamı olarak görür. Ona göre kalbi o kadar geniştir ki bir sürü kadını sevebilir. Nalan'la ilişkisi devam ederken bir gün meyhanede tanıştığı Laz kızına da aşık olur. Bu kız zengin bir iş adamının kapatmasıdır. Genç kızlığında öz babası tarafından tecavüze uğramış, sonrasında toplum ve aile tarafından dışlanmıştır. Hayri'den evlenme sözü alır ve bu hayattan kurtulacağı için bütün umutlarını Hayri'ye bağlar. Ama Hayri resmi nikahlı evlidir ve aslında karısı Türkan'dan boşanmak istememektedir. Laz kızı hem Hayri'yi hem karısını sürekli tehdit eder. Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalan'ı perişan eder. Doktorunun telkinleriyle hayatında yeni bir sayfa açmak için uzun süre uğraş verir Nalan. Son olarak gittiği resim atölyesindeki hocasının hiç bilmediği, görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası ondan af diler ve çok kıymetli eserlerini ona bırakarak ortadan kaybolur. Nalan artık eski kaderine ve acılarına dur diyerek yeni bir hayata başlama kararı alır. Yaşam tarzını değiştirir ve bir işe başlar. Artık kaderin onu götürdüğü yolun önüne duvar örmüş ve yeni ışıklı bir yola girmiştir. İşte sevgili dostlar, hikaye böylece gelişir ve devam eder. Bir psikiyatrist olan Gülseren Buğdaycıoğlu, kendi deneyimlediği bu olayı kişilerin tanınmamasına özen göstererek roman şeklinde okuyucuyla buluşturuyor. Camdaki Kız kitabında çocukluğumuzda yaşadığımız, bize yaşatılan her duygunun ördüğümüz kader motifiyle hayatımızın her döneminde karşımıza nasıl çıktığını, sevginin insan hayatının tamamıyla nasıl değiştirdiğini birkaç kısa hikaye daha ekleyerek sade bir dille anlatır Gülseren Buğdaycıoğlu. İnsan davranışlarının nedenlerini anlamada yardımcı olabilecek örnek bir eserdir bu kitap aslında. Sevgili dostlar, Camdaki Kız isimli romanın özetini dinlediniz. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.